Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Veteriner Hekim İsmail Kamburoğlu. Bugün sizlerle daha önce videosunu çektiğim, ki bugün de videosunu çektim burada, Kastamonu Seyitler Köyü'nde 500 tane yumurtanın işletmesi, çadırı, ekipmanları, folluğu ne kadara kurulur güncel maliyetiyle ve ne kadar para kazandırır, bunlardan bahsedeceğiz. Ama her zamanki gibi videomuza başlamadan önce, eğer henüz kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı, videoları beğeniyorsanız bir beğen işareti koymayı ve videolar geri gelmez sizin ve etrafınızdaki insanların haberi olsun istiyorsanız aşağıdaki zil butonunu açık hale getirmeyi unutmayın diyorum. Hemen videoya başlıyorum. Şu anda görüyorsunuz arkadaşlar, arkamızda hayvanlar geziniyor. Bir yandan Emrah abi yumurtalarını topluyor. Biz de burada gelmişken, çokça da sormuşsunuz, en çok da bunu soruyorsunuz. Ya bu işin maliyeti nedir diye, yine güncel maliyeti anlat diye. Tabii ki anlatırız. Şimdi arkadaşlar, şöyle 3 kat izolasyon çadır. Şu görmüş olduğunuz 1-2 boy, toplamda 12 metrelik nipel su boru hattı, koruma demirli askılı, 20 tane plastik yemliği, 2 tane fanı arkadaşlar. Bunlarla beraber tavuklar bugün almaya kalkarsanız güncel maliyet Ankara'nın 500 km çevresinde diye, ben bunu WhatsApp videolarında da anlatıyorum, totalde 225 bin lira. Buna soğutma bedi hariç arkadaşlar. Şimdi bunu yaptınız, bu işletmeyi bu fiyata kurdunuz. İş bitiyor mu? Bitmiyor. Yapacağınız bir şeyler var elbette. Nedir? İşte şu görmüş olduğunuz tavandaki lamba ve gece lamba hattı var. Bu bir. Bunun haricinde şöyle gidelim arkaya doğru, gel sen de benimle. Şu görmüş olduğunuz su deposu yerden ayaklı, bu iki. Bunun gırtlak borusuyla arkadan görmüş olduğunuz bağlantıları var. Zeminle ilgili ufak tefek masraflarınız var. Bunlar yaklaşık 5-6 bin lira para toplayacak. Bununla beraber arkadaşlar, bugün bu hayvanlar size geldiğinden itibaren, ki kesinlikle sermayede hesaplamanız gereken bir rakamdır bu, hayvanların pik dediğimiz yumurta rakamına gelene kadar, yani hayvanların size geldiğinden itibaren bizim size bahsetmiş olduğumuz şekilde yaparsanız 50. gün 55. günler arasında ki güne kadar harcayacağınız bir yem var arkadaşlar. Bu da şu andaki arkadaşlar, bununla beraber yaptığınızda totalde yapacağınız yatırım 250 bin liralık bir yatırım haline gelmiş oluyor. Şimdi siz bu 250 bin liralık yatırımı yaptınız. Artık yumurtayı satacaksınız. Bundan önceki videoda da Emrah abi size anlattı. Ben de daha önceki videoda anlattım yumurtayı nasıl satacağınızı. Bugün arkadaşlar medium boyda gezen tavuğun yumurtasının satış rakamı toptan da 100, perakende de 120 lira. Large boy yumurtanın toptanda satışı 115, 120, perakende de 135, 140 lira. Şimdi biz bu rakamları neye göre veriyoruz biliyor musunuz? Benim çalıştığım onlarca böyle gezen tavuk işletmem var. Bunlar bu şekilde satıyorlar. Sizlere de tavsiyem bunun altına düşmemeniz. Çünkü bugün marketlere gittiğinizde gezen tavuğun yumurtasının kaç para olduğunu o raflarda görüyorsunuz arkadaşlar. E şimdi kalkıp da bunu koskoca büyük işletmelerle yarıştırmayın diye özellikle söylüyorum. Şimdi bu rakamları bir kenara yazdık. Peki ne harcayacağız? Şimdi ne harcayacağız? Burada arkadaşlar, burada 500 tane tavuk, benim size tavsiye etmiş olduğum şekilde olan yemler ile besler iseniz 110-120 gram, 125 gram yemlerde kalır. Yani bu da şu demek, 500 hayvan günde 660 kilo, 62 kilo yem tüketir demek. Bugün yem fiyatı günlük 11 TL kilogram fiyatı var. 660 TL, 670 TL bir yem harcadınız. Şu görmüş olduğunuz lambalar, arkadaki fanların elektriği güne düştüğünüzde arkadaşlar, günlük olarak düştüğünüzde elektrik masrafı var. Bununla beraber burada mesela Emrah abiden örnek verelim. Emrah abi evinden gidiyor, evine buraya geliyor, yumurtasını topluyor, pazara gidiyor. Bunun bir yol yakıt masrafı var ki bu yol yakıt masrafını biz 100 lira, şu an Emrah abiyle konuştuğumuzu öyle söyledi bize çünkü, etrafına dağıtarak. E bunun haricinde su masrafınız var. Burada su kuyusu var gerçi ama yine su masrafınız olacak. Onun haricinde sularına kattığımız vitaminler, mineraller, sodadır, ikili karma aşısıdır 2 ayda bir kez, efendime söyleyeyim dezenfektanıdır, bitpire ilaçlarıdır. Bunun da bir günlük maliyeti var. Bir de tabii ki en önemli maliyet viyol maliyeti var. Şimdi 100 lira nakliye masrafını yazdık. Günlük 100 lirada viyol, aşı, elektrik, su masrafları bulmuyor ama biz bu şekilde yapalım. 200 lira böyle. Yemleri söyledik arkadaşlar. 670 lira diye.
870 lira masrafınız var. 900 lirayı yuvarlayabilirsiniz. Aslında bu rakamı asla bulmuyor da biz biliyorsunuz videoları anlatırken kötü haliyle anlatmayı seviyoruz. Şimdi size az önce bahsettim. Mediumken toptan da 100 lira. Largeken toptan da 120 lira. Perakende 120 lira. Mediumken largeken de 140 lira. Şimdi biz burada videoyu anlatırken hayvan geldi. İkinci ayından itibaren 120 lira, 100 lira toptan da 120 lira perakende satışınız var. Üçüncü aydan itibaren, dördüncü aydan itibaren de bunu 120 toptan 140 perakende satışınız var. 500'lük işletmelerde ben daha çok perakendenin hesabını seviyorum. Burada 140 lirayı değil 120 lirayı alacağız. Bunu da arkadaşlar yine kötü şartlarda hesaplamak için kalkıp da 140 liradan hesaplamayacağım. Evet daha sonra artacak ama bunu o 20 liralık payı bir kenarda bırakalım. Şimdi 120 lira. Burada arkadaşlar günde 15 koli yumurta alırsınız. 15 koli yumurta da size 120 liradan 1800 lira para kazandıracaktır. Şimdi 1800 lira para kazandırdığınız zaman da size diğer masraflardan düştüğümüzde 900 lira yapar. 9 kere 3 27 ayda 27 bin lira yapar. Bu da şu demektir. 250 bin lira yatırım yaptınız. 27 bin liradan 9. ayında çıkarmış olursunuz demektir. Ne kadar süre devam edecek? Şu görmüş olduğunuz hayvanlar buradan 2 sene sonra çıkar. Şimdi en çok sorulardan bir tanesi. Hayvan geldi hep %90'la mı gidecek? Geldi. 2. ayında %90 ve üstüne çıkacak arkadaşlar. En az 1 sene bu verimi alacaksınız. Yüksek verimleri alacaksınız. 1 seneden sonra 1 puan 2 puan düşmeye başlayacak. Örnek vermek gerekirse daha önce kurduğumuz işletmelerden 15. 16. ayında %86'larda %85'lerde. Şimdi biz 2 senede arkadaşlar 2 senede geldiğimiz nokta 2. senelerde 10-11 kolilere düşmüş olacak ama bu arada büyük boy yumurta az önce bahsetmiş olduğum 140 lirada olduğu için ben videolarda hesabını yaparken anlatırken 120 lira ve hep medium satıyormuş gibi perakende fiyatından hesap kitap yapıyorum. Dolayısıyla hem orayı hem burayı ayırarak yaparsam da aynı rakamlara geleceğim. Bununla beraber bu 500 tane hayvanı da en son çıkardığınızdaki işte kesim parasını hesaplamıyorum ama bunu da hesaplayabiliriz. Bu 500 hayvandan size 400 tanesi kalmış olsun. Bugün kesim fiyatı 50 lira, 20 bin lira para kazanacaksınız. Ben en başta arkadaşlar ne yaptım? 225 bin lira, 25 bin lira maliyeti ekledim ve kurulum maliyetini hepsini beraber koydum. Yani 2 aylık maliyetlerinizle, 2 aylık maliyetlerinizi de koydum. Çıkarken 20 bin lira da para kazanacaksınız. Bakın bilginiz olsun. Bunda hesabını yaptığınızda 8 ayda aslında amorti ettiğini, geri kalan 16 ay bu işin size ortalama 23 ila 27 bin lira arasında minimum para kazandırabileceği sonucu çıkıyor. Bunu arttırabilirsiniz. Bu tamamen sizin satışınıza bağlı. Ama dediğim gibi biz burada en kötü halini anlattığımızda ortalama 25 bin lira gibi bir para kazanabileceksiniz arkadaşlar. Emre abi bir yandan işlerini yapıyor. Şu anda hayvanların da anını da söyleyeyim. Gayet vaziyetleri yerinde. Yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz. Yine bana hangi konuda içerik üretmeyi isterseniz yazmanızı sizlerden rica ediyorum arkadaşlar. Evet güncel haliyle anlatıyorum. Her konuyu güncel haliyle anlatmaya çalışıyorum. 6 ayda bir, 5 ayda bir soruyorsunuz çünkü ya bunun şu an günceli ne diye. WhatsApp hattımızdan bana güncel halini sorabilirsiniz. Ama şunu söyleyebilirim. Bugün hayvancılıkla ilgili bir iş yapacaksanız yatırımınızı en hızlı geri döndürebileceğiniz sektördür. Ama şunu asla unutmayın. 1. Yumurtayı satabiliyorsanız. 2. Bu işi doğru yapabiliyorsanız. Bunların ikisini yapamazsanız arkadaşlar bunun sonu hüsran olur diyorum. Aman dikkat edin diyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.